Öncüşehir TV ekranlarından herkese merhaba. Öncü Siyaset programımızın bugünkü canlı yayın konuğu İYİ Parti İzmir Milletvekili adayı Hüsmen Kırkpınar. Başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Daha iyi olacağız inşallah. Bu aralar biraz stres. Yoğunluk var. Partilerde bayağı bir heyecanlılık var. Başkanım o zaman ben hemen sorularıma geçecek olursam şöyle biliyorsunuz ki yakın zamanda bir temayül geçirdiniz. Ben hem sizden böyle bir temayül değerlendirmesi istiyorum hem de o gün yaşananları böyle kısaca aktarırsanız çok sevinirim. Şimdi partimizin tüzüğünde temayül yoklaması yani parti için ön seçim var. Ama biz 2018-24 Haziran seçimlerine giderken baskın bir seçimle karşılaştık. Evet. Henüz daha 6-7 aylık bir partiyken bir Millet İttifakı'nın oluşmasını sağladık Sayın Genel Başkanlar sayesinde. Ve o dönemde bir ön seçim, temayül yoklaması yapamadık. Ama parti tüzüğümüzde olduğu için yine de bu sıkışık takvim içinde 1 ve 2 Nisan tarihlerinde bütün illerimizde ön seçim, yani temayül yoklaması yaptık. Dolayısıyla bu temayül yoklamasına giderken bütün mecliste grubumuzdaki bütün milletvekilleri, aday adaylarının tamamı bu seçime girmek durumundaydı. Girmeyenler de olabilirdi, olmadı. Birkaç isim olmadı mesela. Evet. Onlar da Sayın Genel Başkanımızın yine tüzükten kaynaklı, parti tüzüğümüzden kaynaklı Genel Başkanımıza kendi tasarrufunda olan %5'lik bir kontenjan. Yani 600 milletvekilinin %5'i. 30 milletvekilinin de Sayın Genel Başkanımız kontenjan yani 2, 4 ve 6. sırada kontenjan hakkı kendindeydi. Bunları kullanmış oldu. Başkanım bildiğiniz üzere son dünden beridir en azından bir konu konuşuluyor. Sayın Aytun Çıray temayül ile ilgili birkaç açıklamada bulundu sosyal medya hesaplarından. Temayül için ilk önce bir uydurma kelimesini kullandı hatta. Sonra Meral Akşener'in bildiği halde, bu yaşananları bildiği halde meşru kıldığını ifade etti. Ben Sayın Çıray'ın bu ifadelerini nasıl değerlendiriyorsunuz onu sormak istiyorum. Meseleye bir başka türlü bakmak lazım, başka açıdan bakmak lazım. Sayın Çıray kendisi 8 Nisan Cumartesi günü bu konuda görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Adaylıktan çekildiğini ve sizin de ifade ettiğiniz gibi çok hoş olmayan, partimize uzatılmış bir kötü dil olduğunu düşünüyorum. Uydurma kelimesi çok yanlış. Bir kere bu temayül yoklamasında oy kullanan insanlar sadece ilçe yöneticileri veya il yöneticileri değil. Üyelerimiz, üye bazında tamamen tabana ait bir yoklama. İzmir'de yaklaşık 30 bine yakın üyemiz var, 29 bin civarında. Bunun 8 bini bu temayül yoklamasına katıldı. Bu temayül yoklamasında uydurma lafı bir kere çok hakaretamiz bir laf. Bunu kabul etmiyorum. Çünkü Türkiye genelinde dediğim gibi yani bütün milletvekilleri aday olan bütün herkesin katıldığı seçim oldu. Buna uydurma demek en azından yani kurumsal açıdan partimize bir bühtandır. Yanlış bir ifadedir. Reddedilecek bir konudur. Kaldı ki kendisi bu 2 Nisan'daki yapılan temayülle ilgili 8 Nisan'a kadar yani 6 gün boyunca hiçbir şey söylemedi. Ancak 8 Nisan'dan 48 saat geriye dönerseniz 6 Nisan günü çıktığı bir televizyon yayınında partimizin oy oranının bir kısım düşmekle beraber, oy düşüp kaybıyla beraber bugün itibariyle %15-16 hatta 17 civarında olduğunu söyledi. Ardından da seçim satım hali yani saha çalışmalarıyla birlikte kazanılacak olan ivmeyle bunun 20'ler bandına geleceğini söyledi. İki gün sonra ne oldu da kendileri partinin baraja takılacağı iddiasını ortaya koydu. Partimiz baraja mı takılır yoksa Türkiye genelinde birinci parti mi olur hep birlikte 15 Mayıs sabahı göreceğiz. Teşkilatın iradesine başvurulmuş bir durumdur ön seçim. Yani burada 8 bin İzmir için bahsediyorum. 8 bin insanın oy vererek tercihlerini sıralama yaparak ortaya koyması kadar kutsal bir şey olamaz. Bu insanları incitmiştir. Bu teşkilatımızı ve parti mensuplarımızı, üyelerimizi incitmiştir. Meseleye böyle bakmak lazım. Yani. Peki başkanım bir şey sormak istiyorum. Bu Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda birkaç çıkışı olduğunda İYİ Partili isimlerden de bir şey kelime kullanılmıştı. Hani cümle kullanılmıştı özür dilerim. Oylar düşüşe geçti.
o açıklamaları, hareketleri sonrasında. Gerçekten böyle bir durum var mı şu an? En azından İzmir açısından değerlendirebilirsek. Buna çok rasyonel bir şekilde bakmak lazım. Yani gerçekçi olalım. Evet, o yani 2 Mart, 3 Mart tarihleri arasındaki yaşananlarla birlikte partimizden hem istifalar oldu hem de böyle bir kamuoyu yoklamalarında bir düşüş yaşandı. Ama şu anda yani 6 Mart'tan bu yana yaklaşık bir ayı geçti. Yani bir ay 4 gün olmuş. 34 gün, 35 gün içinde hem partimize üyelikler arttı. Yani eski kaybettiğimiz üyelerden daha fazlasını partimiz üye olarak kazandı. Aynı zamanda da kamuoyu yoklamalarında yukarıya doğru tırmanan bir ivmeyi birlikte gördük. Yani bu kamuoyu yoklamaları sadece partimizin ya da diğer partilerin yaptırdığı değil. Genel anlamda 8-9 anket şirketine bir kısmına aboneyiz. Bunlardan gelen veriler üzerine bunu söylüyorum. Yükselişe geçtik. İnşallah şu 30-32 gün içinde de partimiz hem İzmir'de hem Türkiye genelinde birinci parti olacaktır diye iddia ediyorum. Sayın Başkanım, şöyle Çıray'ın bir paylaşımlarını yaparken bir de rapor sundu. Sayın İzmir İl Başkanı Sinan Bezicilioğlu'nun tema ile ilgili bir raporu, genel merkezi sunduğu bir raporu paylaştı. Orada işte genel merkezi sunduğu raporda şöyle bir ifade yer almıştı. Hem birinci ifade, bazılarının işte satın alındığı gibi bir ifade. Diğeri de il kongresi sonrası işte insanların ayrıştırmazlık yarattığı, işte iki parti gibi davranıldığı ifadelerini kullanmış. Peki bu raporu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın, Sayın Çıray hem partimizin kurucularındandır hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin istifa ederek o dönemde partimize dahil olmuş bir milletvekilidir. Sırasıyla genel sekreterlik, genel başkan yardımcılığı, parti sözcülüğü ve milletvekilliği yapmış bir insanın ağzına yakışmayacak bir şey. İyi Parti'nin 973 ilçe başkanının kefaleti Büyük Türk Milleti'ndedir. Hiçbir ilçe başkanımız ya da hiçbir üyemiz kendilerinin ifade ettiği gibi kimsenin parayla pulla işi olmaz. Herkes kendi hür iradesiyle o sandıklara kendi hür iradeleriyle tercihte bulunmuşlardır. Eğer Sayın Çıray bu konuda teşkilata güvenseydi ön seçime girebilirdi. Tıpkı Koray Aydın gibi, tıpkı diğer milletvekilleri gibi, İzmir milletvekilimiz Musavat Dervişoğlu gibi o da girebilirdi. Teşkilata güveneceksiniz. Teşkilatın güvenini aldıysanız o sandıktan çıkarsınız. Ama kendinizi teşkilatın iradesine teslim etmeyip tek bir kişinin iradesiyle birinci sırayı almak isterseniz o zaman iş değişir. Kaldı ki genel başkanımız tarafından Sayın Çıray'a kendi kontenjan hakkı olan İzmir ikinci bölge ikinci sırayı teklif etmiş. Ama kabul etmiyor. Bir yanda teşkilatımızın, tabanımızın, üyelerimizin iradesiyle çıkmış bir sonuç var. Bunun üstüne buna rağmen sizi ikinci sıraya teklif ediyor ve kabul etmiyorsunuz. Ondan sonra da zehir zemberek açıklamalar. Yani sizin ifadelerinizle Sayın Aytun Çıray'ın bu ifadeleri kullanması ikinci bölgeden birinci sırada aday çıkmaması ne tabanlama? Yani kontenjan hakkı Sayın Genel Başkanımızda ikinci sıra, dördüncü sıra ve altıncı sıra. İl başkanları toplantısında, genel idare kurulunda yapılacak olan ön seçimde birincilere dokunulmayacağı, birinciler bir çıkacağı, 2, 4 ve 6'yı kendisinin tasarrufunda olduğunu, o hakkını da kullanacağını söyledi. Burada da kullanmış Sayın Genel Başkanımız. Anladım başkanım. Başkanım şöyle, önceki dönem il başkanısınız. Birçok çalışmanız, birçok emeğiniz oldu. Ondan sonra sizin de deyiminizle teşkilatın isteğiyle aslında adaylığına başvurdunuz. Şimdi de adaysınız. Hem de ikinci bölge birinci sıradan. Temayül sonrası da birinci sırada yer aldınız. Ben hem bunu sormak istiyorum hem süreci anlatmanızı rica ediyorum. Bakın, buraya gelene kadar yani ben 4 yıllık tam 4. yılımda 18 Ekim 2022'de bir basın toplantısıyla il başkanlığına tekrar aday olmayacağımı, eğer teşkilatımız uygun görürse ben milletvekili aday olacağımı söyledim. 11 Ekim'de il yönetim kurulu toplantımızda bu konuyu açtım. 60 kişilik il yönetim kurulunun tamamı destek sözü verdi. Yine ertesi gün ilçe başkanlarıyla yaptığımız toplantıda ilçe başkanlarımızın 30'una birden sorduğumda tam destek çıktı ve hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki birlikte yol arkadaşlığı yaptık. Birlikte İzmir'de siyaset yaptığımız bu arkadaşlarımızın teveccühü bu noktadaydı. Temayül yoklamasında da ben
aynı şeyi söyledim. Teşkilatımızdan kabul görürsem ben bu sandıktan çıkarım diye düşündüm. O kabulü de gördüm. 1709 oyla birinci olarak çıktım. Bu nedir? Bu teşkilata güvendir. Bu teşkilat dediğiniz sadece oy veren insanlar değil. Aynı zamanda kayıt altına alınmış üyelerimiz. Yani 8000 üye burada oy kullanıyor. Siz bunu reddediyorsunuz. Siz burada akçeli işlerin döndüğünü ifade ediyorsunuz. Bu külliyen iftiradır. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Bu aynı zamanda hem üyelerimize hem teşkilat mensuplarımıza ve teşkilat başkanlarımıza atılmış bir iftiradır, hakarettir. Anladım başkanım. Şöyle listeler yayınlandı dün biliyorsunuz. Siyasi partiler tamamen en azından adaylık sürecini tamamlamış oldu. Ben İyi Parti İzmir'de yayınlanan listeyi değerlendirmeniz istiyorum. Şimdi dediğim gibi bir baskın seçimle 2018-24 Haziran'da seçime girdik. O dönemde yapılan bir takım eksiklikler veya hatalar diyeyim artık yaşanmadı. Niye bu ifadeyi kullanıyorum? Çünkü temayül yoklaması oldu. Temayül sonucunda da çıkan adaylara ve aday adaylarına baktığınız zaman her iki bölgede de tamamı teşkilatlarda görevli arkadaşlarımız. Yani saha elbette ki kontenjan kullanılacaktır. Yani hem birinci bölgede hem ikinci bölgede birer kontenjanımız var. Birisi Sayın Ümit Özdağ'la Profesör Doktor, Genel Başkan Yardımcımız. Birisi de Genel Merkez Yöneticilerimizden Yiğit Karakış. Bu iki adayımız da İzmir'e büyük katkı sunacaktır. Elbette ki onlar da teşkilatımızın mensupları. Dolayısıyla baktığınızda listelere tamamı teşkilat mensuplarından. Yani teşkilatta, tarlada emeği olanın harmanda izi olur derler. Doğrudur. Şimdi harman zamanı bütün teşkilatlarımız 28 adayımızla beraber 30 ilçede birinci parti olmak için bildikleri, tanıdıkları sahada çalışma yapacaklardır. Sonuca ben inanıyorum İzmir'de iyi bir sonuç alarak milletvekili sayılarımızı artıracağız. Başkanım bir şey sormak istiyorum. İyi Parti'nin İzmir'deki vekil hedefi nedir? Şu anda gözlemlediğimiz bir bölgeden 3, bir bölgeden 4 çıkma ihtimali yüksek. Bunlar 5'er de olabilir, 5-6 da olabilir. Yani şu son 32 gündeki sahadaki görünürlüğümüz, sahadaki siyasetimiz, genel merkezimizin, teşkilat mensuplarımızın tamamının sahadaki aktivasyonu, sahadaki görünürlüğü, milletle kucaklaşması, buluşması, inanıyorum ki birinci parti olarak çıkacağız diye. Başkanım şöyle, siz yakın zamanda sanırım seçim çalışmaları en azından başlayacaksınız. Bu seçim çalışmaları... Bu sabah başladık. Başladınız. Başladık, evet. Peki seçim çalışmalarına tüm teşkilatla mı ineceksin yoksa aday adaylara tek başına mı bir seçim çalışması yapacak kendisi? Biz her ilçelerimizi ziyaretimizde adaylarla birlikte mutlaka teşkilatımızın koordinasyonunda çalışmalarımızı yapacağız. Çünkü Dikili'ye gittiğinizde Dikili'yi en iyi ilçe başkanımız ve yönetim kurulu bilir. Mahalle temsilcilerimiz bilir. Biz 1295 mahallenin en azından bir 1200'üne belki de 1295'ine girmek istiyoruz. 10.207 sandıkta da İzmir'de birinci parti çıkmak istiyoruz en az yarısında. Başkanım ben sizinle tanıştığımdan beridir sizin tek bir söyleminiz var. Evet. Birinci parti olacağız. Evet. Bu söylemenizin nedeni nedir? Bir, hani zaten Meral Akşener'den de geldiğini söylemiştiniz. Hani biz Türkiye'de birinci parti oluyoruz. Evet. Ama İzmir'de hani en azından bu çalışmalar nasıl devam edecek? Birinci parti çalışmaları. Şimdi Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı, 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek. Ama sahada kendi partimiz için mücadele vereceğiz. O azim, o kararlılık ve o inançla inşallah birinci parti olacağız. Peki başkanım, şöyle bir de konumuz var. Ben şeyi merak ediyorum. Sonuçta İzmir'de siyaset yapıyorsunuz ve İzmir'in sorunlarını veya çözüme ulaşması gereken sorunların hepsini biliyorsunuz. İster istemez tabii ki de. Vekil olduğunuzda hani gündeme taşıyacağınız ilk konu ne olur sizce? Bir kere parti olarak gündeme getireceğimiz veya da ittifakın gündeme getireceği temel konu ekonomik kriz altında yoksullaşmış insanlara el uzatmak. Onlara çare olmak. Sosyal devlet anlayışıyla derhal hiç durmadan onlara yardımcı olacağız. Yani o kitleye yardımcı olmamız lazım. Bu kitlenin en önemli dinamiği gençler. Hayal dahi kuramayan eğitimli gençlerimiz var.
bu insanlar, bu gençler, bu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz gözünü yurt dışına dikmiş. Artık 15 Mayıs sabahı inşallah bu iktidar devrimi tamamlamış olacak. Millet İttifakı'nın iktidarında yepyeni bir güneş doğacak o sabah 15 Mayıs'ta ve huzurla ve kalkınmış bir ülkeyle üretimde birinci derecede tarım önceleyen, sanayi önceleyen, endüstri önceleyen, turizm önceleyen bir programla milletimizin huzurunda oylarımızı çıkıp alacağız ve Bismillah deyip başlayacağız inşallah. Peki başkanım, evet ekonomik kriz çok büyük bir etken. En azından İzmir'de konuşmazsak ülke çapında da. Ama ben İzmir... Ama İzmir'in şu durumu var, onu araya gireyim Çiğdem Hanım. İzmir milli gelirimize olan katkısı %10.7. Yani Türkiye'nin bütün milli gelirinin %10.7'sini İzmir sağlıyor bakın. Ama bu paydan yani milli gelirden aldığı yatırım payı %4.2. İzmir bunu hiç hak etmiyor. Hiç hak etmiyor. Bunun takipçisi olacağız. İzmir hem yatırımların şehri olacak hem de kalkınma modellerinin hayata geçtiği bir şehir olacak. Çünkü baktığınızda metropol haricinde bir yarımada bölgemiz var. Hem tarım var hem turizm var. Bakırçay havzamız var. Ağırlıklı olarak tarım, yine turizm var. Bergama gibi bir yerimiz var. Evet. Küçük Menderes havzasına baktığınızda tamamen tarım ve hayvancılık. Biz çiftçinin derdine derman olmak için geliyoruz. Biz üreticinin derdine derman olmak için geliyoruz. Mazotta, gübrede, ilaçta her türlü desteği vererek sübvanse edilecek olan tarımı önce bir ayağa kaldıracağız. Ondan sonra da dar gelirli ve sabit gelirlerle ilgili de çalışmalarımızı ortaya koyup programlarımızı nefes aldıracağız bu ülkeye. Kendi kendine yetebilen bir ülke. Tabii inşa ve şehir. Evet. Peki başkanım, şöyle bir de bir sıkıntı var. Bazen partililer, bazen de vatandaşlar söylüyor. Sonuçta oylarıyla bir vekil seçiyor vatandaşlar. Ama şöyle bir ulaşılabilirlik konusunda sıkıntı yaşıyor. Bazen dediğim gibi partilerde, vatandaşları da. Siz ulaşılabilir bir vekil olmayı hedefliyor musunuz? Şimdi biz 5,5 yıllık bir partiyiz. 6. yıla gidiyoruz. Bizim milletvekillerimiz parlamentoda gerçekten grup olarak çok dinamik bir gruptu. Türkiye'nin bütün meselelerini millet kürsüsüne taşıyan bir genel başkanımız vardı. Bu tarihinde ilk defa bir grubu olan partinin genel başkanının söz sırasında, yani gruba hitabı, kamuoyuna olan hitabının içinde EYT'lilerden başlayarak eğitimini tamamlamış, işsiz, hayal dahi kuramayan gençlerden, çiftçiden, emekliden, aklınıza gelebilecek bütün sosyal katmanlardan insanları çıkardı, o kürsüde konuşturdu. O kürsünün adı millet kürsüsüdür. Biz eğer ki milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmezsek büyük bir vebalin altında girmiş oluruz. Dolayısıyla İzmir geneline baktığımızda da 21 yıllık bir iktidar ve onun milletvekilleri, yine yerel yönetimlerde güçlü olan Millet İttifakı'nın diğer paydaşı olan Cumhuriyet Halk Partisi, biz bir farkındalık yaratarak milletin oylarıyla seçilmiş milletvekilleri olarak bütün telefonlarımız şu anda herkeste var. Bunu her yerde de söylüyorum. Sosyal medyada benim açık telefonum vardır. Bana ulaşamayan kimse yoktur. Bakın söylüyorum. İddialı söylüyorum. Dün beni tebrik için arayan arkadaşlarımızın tamamını gecenin geç saatine kadar dönüp aradım. Tebrik için olanları arıyorum bakın. Ama milletin derdiyle ilgili herhangi bir partilimiz ya da parti dışından. Çünkü siz milletin vekili oluyorsunuz artık. İzmir'in milletvekili oluyorsunuz. Her partiden kişiye benim telefonum, iletişim ağım, iletişim bilgilerim açık ve vardır. Herkes bana ulaşacaktır mutlaka. Tamamdır başkanım. Başkanım, listelerden bahsettik. Dediğim gibi de dün bütün listeler teslim edildi adaylık için. Ben siyasi partilerin listelerini en azından böyle kısa bir değerlendirme alabilirsem çok sevinirim. Tabii kendi partimizle ilgili bir değerlendirmeyi açık açık söyledim. Net bir şekilde cevapladım ama diğer siyasi partilerin, özellikle iktidar partisi ve onun paydaşı olan diğer küçük partilerin milletvekili sıralamalarına baktığımda pek de değişen bir şey yok. Çünkü verebilecekleri hiçbir şey kalmadı iktidar partilerinin bu ülkeye ve milletimize. Ama çok da yani takdire şayan bir Cumhuriyet Halk Partisi listesi de gördük. İyi Parti listesi de gördük. Bizimle beraber bize destek olan diğer partilerin de parti
olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinde de gördük. Herkes için hayırlı olsun diyorum. Önce insan diyoruz, önce Büyük Türk Milleti diyoruz. Anladım başkanım. Başkanım peki şunu sorsam, hani bu dönem bir önceki dönem il başkanı, bu dönem nasip olursa vekil olacaksınız. Hani Hüsmen Kırkpınar bundan sonra siyasi kariyerinde nasıl ilerler, neler düşünüyor? Milletimiz bize destek olur, oylarıyla bizi meclise gönderirse ben milletimiz için ve İzmir'de İzmirliler için mücadelemi vereceğim. Yani hiç partili partisiz diyorum bakın. Partili partisiz. Herkesin ulaşabileceği bir milletvekili olmak istiyorum. Benim bundan sonraki kariyerimde yani düşündüğüm herhangi bir şey milletvekilinin dışında yok. İleriki süreçte. Evet. Peki başkanım şöyle, hem her partinin kendine göre bir politikası vardır. Siz de seçim çalışmalarına sağ çıktığınızda hem Millet İttifakı için o isteyeceğinizi belirttiniz, hem de İYİ Parti için o isteyeceğinizi belirttiniz. Şöyle bir soru sorsam, hani parti politikalarınızdan insanlara kendinizi tanıtmak amacıyla, yani anlatmak amacıyla daha doğrusu neler anlatırsınız? Şimdi biz bu işi kolaylaştırdık aslında. Genel merkezimizin bir uygulamasıyla bir program geliştirildi. Partimizin sitesine girildiğinde herhangi bir üye ya da herhangi bir seçmen kendisiyle ilgili partinin vaadini görmek isteyebilir. Çünkü bu 3000 sayfalık bir vaat ve program. Kimsenin bunu açıp okuması ya da el broşürüyle bunu anlatmak pek mümkün değil. Ama bir tuşla ulaşabileceğiniz bir sistem geliştirdi genel merkezimiz. Bu da şu, örnekleme yaparak diyelim ki 40 yaşında bir ev hanımı, eğitimini tamamlamamış bir oğlu ya da eğitimini tamamlamış ama bir türlü iş bulamayan bir oğlu ya da emekli eşi ya da çalışan eşi, her bir birey eğitim, yaş, gelir ve coğrafyaya bağlı olarak partimiz kendisi için ne yapacak bir tuşla öğrenebiliyor. Mesela 40 yaşında ev hanımı bir kadın, hanımefendi. Tuşa bastığında, girdiğinde o segmente şunu görecek. Ev kadınları için ne yapacağımızı, neler vaat ediyoruz. Eşiyle ilgili çalışan sabit ya da dar gelirli ya da serbest meslek erbabı ne yapacağımız, neler vaat ediyoruz bunları görecek. Oğlu kızı eğitim almış ya da eğitimi sürdüren. Eğitim örnek, eğitim hayatı devam eden bir oğlu ya da kızı var. Girdiğinde o genç kendisine bizim iktidarımızda ana sınıfı dahil lise son sınıfa kadar devlet okullarında okuyan her öğrenciye ayırt etmeden, coğrafya değiştirmeden, bölüştürmeden tamamına sabah kahvaltı ve öğlen yemeğini ücretsiz olarak vereceğimizi görecektir. Biz bu işin ilk ortaya çıkaran mucidiyiz diyelim. Kalkınma politikaları içinde uzunca bir zaman araştırılmış, o derin yoksullukla beraber öğrenciler evlerinden götürdükleri küçücük sandviçlerle beslenmeyi sürdürdükleri öğrenince böyle bir model geliştirildi. Bunun bütçesi de hazır. Bugün yaklaşık 30 milyar TL'ye mal olacak bir ilk açıklandığında 24 milyardı. Tabii bu ekonomik kriz ve hayat pahalılığı, ürünlerdeki pahalılıktan dolayı yaklaşık 30 milyara mal olacak devlete. Bu devlet için 30 milyar çok büyük bir para değil. Bu genç çocuklar, ana sınıfından lise son sınıfa kadar giden bu genç insanlar ailelerinin evlerde hazırladıkları bir ekmek arasına koyulmuş küçücük bir peynirle öğlen ya da sabah kahvaltısını ya da öğlen yemeğini o şekilde idame ettiriyor hayatlarını. Biz büyük vaatler değil, ayağa yere basan ama gerçekleştirilebilecek vaatlerimizle milletimizle buluştuk. O vaatleri yerine getireceğiz inşallah. Başkanım bir şey sormak istiyorum. Gençler size geldiğinde en çok neden dert yanıyorlar? Bu yaratılmış olan, kutuplaşmış üzerine geliştirilen siyasetten rahatsız. Bağıra bağıra 21 yıldır ülkeyi yönetenler bağıra bağıra hala insanlara höykürerek onlara hem hizmetlerini hem de vaatlerini anlatıyorlar. Artık makul bir hayat düzeni ve kalkınmış bir ülkede standardı Avrupa ölçeğinde olmasa bile Avrupa ölçeğine yakın bir hayat standardını yaşamak istiyorlar. Yoksa eğitim almış anne babasıyla ailesiyle burada yaşayan bir genç niçin bu burada kazandığı bilgi, beceri ve donanımı başka bir ülkede hayat kurmak için kullanmaya kalksın ki? Neden gitsinler yani?
Böyle bakmak lazım mesela. Doğru diyorsunuz başkanım. Başkanım, yorumlar geliyor. Onlardan en azından Uğur Yıldız, İyi Parti İzmir İlçe Şeşkalt'ta seninle beraber saygıdeğer başkanım demiş. Hüseyin Doğan, iyi yayınlar diliyorum, mutluyuz, gururumuzdur başkanımız. İzmir'imizi iyi bir şekilde temsil edeceğine inancımız tamdır demiş. Dilek Özcan Yıldırım, Sayın Vekilim 15 Nisan 2023 saat 1'de Konak Meydanı'na yapacağımız basın açıklamamızı iştirak etmenizi önemli arz ederiz demiş. Gerekli izin valilikten alırız diye belirtmiş. İyi yayınlar dileniyor. Başkanım, ben sona yaklaşırken şeyi sormak istiyorum. Saha çalışmalarında ittifak olarak sonuçta bir Cumhurbaşkanı adayı belirlendi ama saha çalışmalarında ayrı birliktelik birliktelikte bir saha çalışması düzenlenecek mi? Buna böyle bir ihtiyaç hasıl olduğunda elbette, ama şu anda herkes kendi partisine oy istiyor ama bir tek Cumhurbaşkanı adayımız var. Bir birlikteliğimiz orada. Bir birlikteliğimiz orada, evet. Peki bir şey sorayım. Belki çok ileride, yani aslında yerel seçimlere de çok az kaldı ama yerel seçimlerle ilgili şu an bir birlikte ve ayrı girme durumu var mı bu konuda? Bunu zaman, şartlar ve önümüzde düşecek olan oy oranlarıyla ilintilendirmek lazım. Çünkü ben yaklaşık 2,5 yıl önce İzmir'de genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde alacağımız oyla en az İzmir'de 15 ilçe belediye başkanını alacağız diye iddia ortaya koydum. Bu iddiam sürüyor. Biz İzmir'de eğer %25 bandını yakaladığımız zaman inanın 15 ilçeyi çok rahatlıkla belediye başkanını alırız. Başkanım, şimdi bu listelerde görüyoruz ki işte sanırım Gelecek Partisi'nden, Deva Partisi'nden ve Demokrat Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi listelerine gelen bazı isimler var. Ya İyi Parti tamamen kendi listeleriyle seçime girdi. Hani sizce bu başka listeden, hani sonuçta başka bir siyasi partiden listeye girme olayını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce doğru bir girişim? Tabii takdir, altılı masadaki diğer 4 siyasi partinin takdiri, yani kendileri daha önce açıklama yapmışlardı. Biz bütün seçim bölgelerinde 81 ilde kendi adaylarımızı çıkaracağız dediler ama sonuçta böyle bir Millet İttifakı'nın, altılı masanın, artık altılı masa Millet İttifakı oldu mu? Evet, evet. İçindeki 4 siyasi parti kendi milletvekili adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden anlaşarak koymuşlardır. Hayırlı olsun diyorum. Tamam. Başkanım, şöyle programı sonlandırmadan, sonuçta seçime de çok az bir süre kalmışken, son bir mesajınız var mıdır? Onu merak ediyorum şahsen. Ben birlikte kazanacağız diyorum. Birlikte kazandığımız takdirde de bir tarih yazmış olacağız diye söylüyorum. Buradan İzmir ve kamuoyu seçmenin için umudumuzu hiç yitirmedik. Biz 5,5 yıllık bir partiyiz. Büyük bir mücadele verdik kurarken ve şimdi de Türkiye'de birinci parti olma iddiamızı sürdürüyoruz. Az kaldı diyoruz. 15 Mayıs sabahında bizi neler bekliyor başkanım? 15 Mayıs sabahı gerçekten Türkiye'de partimizin amblemi güneş, yepyeni bir güneş doğacak ve o güneş hem insanların içini ısıtacak hem de kendi iç dünyalarında oh be dedirtirecek diye düşünüyorum. Başkanım, çok teşekkür ederim. Ümrenize sağlık. İyi Parti İzmir Milletvekili adayı Hüsmen Kırkpınar'la çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Her size tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.